Evet değerli izleyenler, şimdi senarist yazar Sayın Emrah Serbest bizimle birlikte. Emrah Bey merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Evet, Emrah Bey biliyorsunuz televizyonumuz karartılmak isteniyor zannediyorum. Artık epey bu netleşmiş durumda birçok kişi tarafından da ayrıntısı da öğreniliyor, takip ediliyor. Siz neler söyleyeceksiniz? Hayat televizyonuna dair karartılmak istenmesine dair sizin de duygu ve düşünceleriniz, sizin de tepkinizi almak istiyoruz. Bunu yapanlar el geç utanacaklar. Türkiye'de birkaç tane şu an haber kanalı kaldı. Bunun yayınlarını yapan. Bugün mesela Ankara'da Ethem Sarısülüğün öldürülme görüntüleri bile ortada. Kaç tane bunun kanal gösteriyor? CNN Türk gösteriyor mu bunu? NTV gösteriyor mu? Hiçbiri göstermiyor. 2-3 tane kanal kaldı. Bunlar o yayınları yapıyorlar ve en son işte Hayat TV'yi de kapatacaklar. İMEC'yi de kapatacaklar. Halk TV'yi de kapatacaklar. Yani ben misal Halk TV'nin o bütün tüy dökücü reklamlarına rağmen seviyorum. Hepsinden sipariş ettim onların. Çünkü gerçekten yayın yapıyorlar yani. Kaç tane kanal kaldı? Bugün CNN International'ın muhabiri show bitti diyor. Artık diyor konuşma diyor. Çünkü yalan söylüyorsunuz. Bugün insanlara gaz bombasıyla, ses bombasıyla, plastik mermiyle müdahale ettiler. Korktular mı? Korkmadılar. İnsanlar tekrar oradalar. Tekrar ortalar. Ne yapacaklar bundan sonra? Gelecekler bizi vuracaklar mı? Benim Gezi Parkı'ndaki ağacım belli. Gelsinler beni vursunlar o zaman. Ben o ağacın altında bekliyorum. Gelsinler beni alsınlar. Benim olduğum yer çok açık. Bugün Tayyip Erdoğan gidiyor Hülya Avşar'la görüşüyor. Kardeşim sen magazin muhabiri misin? Senin Hülya Avşar'la ne işin var? Gel benimle görüş. Biraz üveyin varsa gel benimle görüş. Öyle 3500 korumayla otobüsün üstünden üfürmeye benzemez. Ben 15 gündür sokaktayım. Gelsin benimle görüşsün. Biraz yüreği varsa buradan söylüyorum. Gelsin benimle görüşsün. Gaz kapsülleri benim cebimde. Benim arkadaşım gaz kapsülüne voley atmış adam. Daha yere inmeden. Akaretlerde, Beşiktaş akaretlerde. Evet. Biz böyle çocuklarla direniyoruz. 20 yaşında çocuklar. Evet. Sayın Emrah Serbest, çok önemli şeyleri vurguluyorsunuz ama hani başbakan benimle gelsin görüşsün diyorsunuz ya. Bu da çok haklı bir şey tabii ki, çağrı. Ne Hayır, ben söylersiniz? Onunla gider görüşürüm. Bana yalan söylediler. Ne söylersiniz? Nasıl? Başbakan'a çağır görüşsün diyorsunuz ya. Ne söylerdiniz başbakana? Ben Belki hani bir televizyon... Biliyor musun? Benle görüşseydi. Ki geldiler ve dediler ki seninle de görüşelim ama yalan söylediler. Yalan söylediler. O gece onu söylediler, sabah müdahale ettiler. Ben gaz kapsülleriyle beraber gidecektim, görüşecektim. Şimdi bazı gizli görüşmeler oldu, şu bu falan dinlemek istiyoruz dedi. Ben bunları açıklamıyordum, şimdi açıklayayım. Ben Adalet Bakanı'yla görüştüm. Adalet Bakanı bana ne dedi biliyor musun? Emrah'cığım dedi, bu dedi gemide hepimiz varız dedi. Eğer bu gemiye zarar gelirse bunda hepimiz batarız dedi. Ben de ona dedim ki, Sayın Bakan dedim. İlk defa hayatımda Sayın Bakan diye bir cümle kuruyorum. Siz o zaman geminin dümenindeki insana dikkat edin dedim. Bu adam kayalıklara sürüyor dedim. Yok gene gelip görüşmek istediler ama ben müdahale ettikleri için o sabah reddettim. Ama şimdi gelsinler görüşelim. Ben sokaktayım 15 gündür. Böyle bir şey olur mu? Böyle bir zulüm var mı? Plastik mermi atıyorlar, ses bombası atıyorlar, şu atıyorlar, bu atıyorlar. Bu nedir arkadaşım ya? Ben Tayyip Erdoğan'a ne derdim biliyor musun onunla görüşseydim? Önce delikanlı ol derdim. Neden delikanlı ol derdim biliyor musun? Delikanlı adam yalan söylemez. Yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Biz bu toplum senin delikanlılığını sevdiyse şu yüzden sevdi. Sen yalan söylemiyordun. Sen mazlumdun. 28 Şubat sürecinde sen mazlumdun. Sana da çapulcu diyorlardı. Seni de eziyorlardı. Bu yüzden o toplum sana oy verdi. Şiir okudum diye cezaevine girmiştin. Ama sen şimdi yalan söylüyorsun. Orada Dolmabahçe Camisi'ne sığınmış insanlar için diyorsun ki ayakkabılarıyla camilere sığınmışlar. Öyle bir şey yok. O ayakkabıyla camiye giren insanlar kim biliyor musun? Ayakları yere basmayan insanlar, ağır yaralı insanlar. Onlar kucakta taşındı camiye. Ondan sonra sivil polisler girdi oraya bira şişeleri bıraktılar. Şunları bunları bıraktılar. Bu yalan ortaya çıktı. Başbakan Türkiye'ye geldi hala aynı yalanı söylüyor. Yalan söylüyor.
baştan sona. Delikanlı adam yalan söyler mi? Yakışır mı lan senin Kasımpaşalı olmana? Yakışır mı? Gel burada konuşalım. Ben onunla görüşürüm her zaman. Ben de giderim. Ama görüşemez ki. Yüreği yok. Yüreği varsa gelsin benimle görüşsün. Evet. Hülya Avşar'la değil. Gelsin benimle görüşsün. Ben 15 gündür sokaktayım. Evet, Sayın Emrah Serbest. Aslında tüm çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki bu tüm söyledikleriniz son 15 günü herhalde bu kadar özlü ve bu kadar kısa özetlenemezdi herhalde diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Hayat Televizyonu'nun de söyledikleriniz için. Evet değerli izleyenler, yazar, senarist Emrah Serbest bizimle hem yaşadıklarını, hissettiklerini hem de Hayat Televizyonu'na dair duygularını paylaştı diyelim. Hemen başka telefon bağlantıları da var tabii ki. Devam ediyoruz.